Okuyucularımız Ali Tel hocamız var, Ahmet Müsel hocamız var, Hilal Demir Üzer hocamız var, ilçemiz kimdir? Konuşmacımız. İnşallah siz de davetliler arasındasınız, okuyucularımız arasındasınız. Uçak gidiyor. Bırak uçağı. Uçak. Evet oğlum, uçak. Eve gidelim mi oğlum? Evet. Neden? Peki, uçak. Erzurum Kaydır abini ister misin? Hadi Kaydır abi. Erzurum kilidi. Osman Küçük, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah ikna versin. Tanıyalım efendim sizi. İsmim Osman Küçük. Aslen Erzurumluyum. İzmir'de görev yapıyorum. Manisa İmam Hatip Lisesi ve Karaköy Kur'an Kursu mezunuyum. Hafızlığımı da babamda maşallah yaptım. O da emekli müezzin kayyım. Evet. Şu anda çok da güzel. İzmir'de Bayraklı ilçesinde İzzet Erişen Camii'nde İmam Hatip olarak görev yapmaktayım. Görev yapıyorsun. Evet. Şimdi hem size de sormuş olayım, hem de Osman Egin hocama sormuş olayım. Hafızlığı babada yapmak daha mı zordur, daha mı kolaydır hocam? Hani bir hocaya gitmiş olmak onun... Çünkü babayla sürekli aynı evdesin. Siz de bu arada babanız da yaptınız değil mi? Ben de babam da yaptım. Üstadım, oradaki çok güzel bir soru sordunuz. Orada genelleme, hani genelde yapmayın diyorlar ya. Yani babaya göre ve... evlada göre değişir. Değişir. Mesela örnek vereyim. Ben hafızlığımı babamdan yaptım. Abim dedi ki ben senden yapmam baba. O da gitti ofta yaptı. Yani orada Bölümce diye bir köy vardı. Bir Kur'an kursu vardı. Bölümlü diye bir Kur'an kursu. Orada gitti yaptı. O biraz şeyle alakalı. Yani yaklaşımla alakalı. Belli bir disiplini olan bir şey hocam. Hani... tabii sürekli şöyle bir şey. Dersin dışında da sürekli denetim ve gözetim altındasınız. Ama o gün düşünemiyorsunuz ya çocuk olduğunuz tabii, ama tabii. Bugün düşünseniz hafızlık süresi boyunca, eğitimi boyunca hocam tabii hala devam ediyor hocamın denetimi hem bizim üzerimizde hem kendi üzerinde. Dolayısıyla babadan yapmanın çok büyük avantajları var. Ders esnasında, evde, yemek, her yerde çok güzel bir şey. Babadan bir türlü de şahane bir hatıra. Eşinden 55 yaşında hafız olan Allah Allah. Tanıdığımız var eşinden. Ya. Müthiş. O da ayrı bir şey. Bence o daha zor aslında. Herhalde. Tebrik etmek lazım yani. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin. Öldü nasip amin diye bir kardeşim. Babanız hayatta mı hocam? Evet hocam hayatta. Allah sağlık afiyet olsun. Şu anda da burada. Öyle mi? Evet. Bir görelim ya. Hoş arkadaşlarımız da. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz sizi bu arada. Maşallah. Bu akışlar sizin içindi. Güzel bir evlat yetiştirmişsiniz ve hafız etmişsiniz. Kolay değil gerçekten de. Efendim hazır mısınız? Hazırım. Hafız Osman Küçük, Ankebut suresi 41 ila 45. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله
min dunillahi awliya kemethalil ankabut اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم
Hafız Osman kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamın son puanlamasını istirham ediyoruz sizlerden. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz ve bu akşamın son puanlaması ve değerlendirmesi için de ilk sözü Hafız Osman Agin hocam size bırakın. Hocam teşekkür ediyorum Mustafa Cihat kardeşim. Allah razı olsun. Osman hocam ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim hocam. Güzel bir tilavet. Allah razı olsun hocam. Ama son ayete gelinceye kadar bir türlü kaygıların, endişelerin nasıl oluyor, nasıl olacak vesaire. Onları atmadan bu Kur'an-ı Kerim tilaveti bunları çok kabul etmiyor Osman hocam. Evet. O yani o kaygılar, endişeler hayatta da öyle. Evet. Kaygılarımız, endişelerimiz, beklentilerimiz bizi esir alıyor. Esir alınca da yapabileceğimiz bir davranışı da sergileyemiyoruz. Ütlüme Vahike'den sonra biraz son ayet-i kerimeyle beraber biraz kendine geldin. Ağzını düzgün güzel okuyorsun. Allah razı olsun. Yetiştiren babandan da hem hocan da oluyor. Allah razı olsun kendisinden. Cenab-ı Hak sağlık afiyet ihsan eylesin. Mustafa Cihat hocam üstadımız Ankebut suresinden okudu. Ve başladığı ayet-i kerime de devamlı yine her ayette olduğu gibi inananlara, müminlere, Müslümanlara mesajlar veriyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ Bir kişinin Allah'ı bırakıp dayandığı ve güvendiği güç örümcek kadar zayıf, örümcek kadar güçsüz, örümceğin ağı kadar dayanıksızdır. Onun için insanlar yaşamlarında daima nereye dayandıklarını, nereye güvendiklerini, nereye yaslandıklarını çok iyi bilmesi lazım. Evet. Osman hocam, eğer Rabbimize yönelirsek, ona güvenirsek, sırtımızı onun emirlerine dayanırsak, gücümüzü oradan alırsak, ondan sonraki şeyde hiç problem yok. Ama biz ne yapıyoruz? Genelde hep gördüklerimizle hareket ediyoruz ama gördüğümüzde neresi hocam? İşte duvara kadar, duvardan arkasında neler var bilemiyoruz. Ondan sonra da başımız bir türlü sıkıntıdan kurtulmuyor. Cenab-ı Hak bu güzel gecede bizi sıkıntılardan, dertlerimizden, kaygılarımızdan, endişelerimizden muhafaza eylesin, korusun diye temenni ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık değerli dostum. Ben size 94 puan veriyorum. 94 puan. Halil hocam. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Mustafa dostum, kardeşim. Efendim, hadise şundan ibaret. Biz hepimiz bu hayatta bir şeylerin kölesiyiz. Bir şeylere esir oluyoruz kendimizi. Halbuki bir özgürlüğe ihtiyacımız var. En büyük özgürlük ise Allah'a köle olmaktır. Evet. Bunu böyle şey yapmak lazım. En büyük özgürlük Allah'a köle olmaktır. O köleyi kul ile çevirebilir miyiz? Çevirdik Allah, gitti hocam. Evet, Allah'a kul çevirdik. Olmak. Babadan yola çıktınız Mustafa. Siz babanıza tahsil görmüşsünüz. Babanız berhayat. Allah hayırlı ömürler versin. Amin inşallah. Ben fakiri pür taksirde merhum babamla meşk etmiştim. Allah rahmet eylesin. Amin, Allah mekanına cennet eylesin. Tatlı sertti böyle. Ama disiplini elden bırakmıyordu. Disiplinsiz de bir şey olmuyor. Olmaz zaten. Evet. Diğer türlü olmaz, mümkün değil, imkansız. Duakarız, duakarız. Babalarımıza, annelerimize duakarız. Allah hayatta olanlara selamet, ahirete göçmüşlere rahmet Amin. Eylesin. Amin. Hocam istikrarsız bir okuyuştu. Bunu söylemem lazım. Ama şey güzel, maya güzel, hamur güzel, işlendikçe güzel. Herkes bir inci diyoruz ya Mustafa. Hakikaten bu akşam da öyle ama bu akşam bu istikrarsız okuyuşa rağmen ses kalitesi ve kulak şeysi, hassasiyeti itibarıyla kendisini de yapılandıracak kanaatimle en iyisi arkadaşımızdı. Bak söylüyorum, bir inci herkes. Sakın başka bir şeye çekilmesin bu. Ve ben size muhterem Osman Agin hocamın puanını tekrar ediyorum. 94 puan. Ve Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Evet, şimdi burada hüsnü tesadüf, güzel bir tesadüf.
babaların meyveleri oldu. Osman Engin kardeşimiz babasından hafız olmuş. Halil Necipoğlu kardeşimiz babasından hafız olmuş. Bu annenizden değil Osman mi hocam? Osman küçük kardeşimiz de burada hazır olan babasının evet. bir meyvesi olarak. Ben de babamın duasının bir neticesiyim. Çok güzel. Babam müezzinlerin sesini duyunca kırlarda oğlum olursa onu bir köy imamı yapayım da minareden ezan okusun dursun demiş. Allah Allah. Ben de şimdi hep ezanla meşgulüm yani. Ne güzel. Bu arada anneniz hocanız da değil mi hocam? Hafızlığımı benim annemin kontrolünde yaptım ben de. Çok güzel. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah amin. Sizin rakamlar cennet olsun. Amin. Efendim ben kardeşimizin, Osman küçük kardeşimizin okuyuşu bizim Türk okuyuşu tavrıdır. Hafız Hasan Efendi böyle okurdu. Bu şeyle okur, yükseklikte okur ve böyle devam eder. Hep aynı okuduğundan talebeleri de öyle okurdu. Talebelerini duyanlar bu Hafız Hasan'ın talebesi derlerdi yani. Ben affedersiniz. Meşk ederlerdi. Eyvallah yani. Bugün meşkten gidiyoruz ama şimdi bir tasih, çok küçük bir tasih. Benim istikrarsızdan kastım şeyle ilgili. Dostum, ya makamatı takibinizle ilgili. Evet hocam. Evet. Arz edebildim mi? Anladım sakın hocam. Farklı evet, anlamayın evet, anladım. Estağfurullah. Buyurun başlayın. Evet, estağfurullah efendim. Sesinizi akort olarak yüksek başladınız. Bu böyle bir adet vardır bizde. Camilerde böyle okurlar. Biraz daha sesimizin en alt seslerinden başlarsak Kur'an okşayıcı olur. Böyle kulağımıza sert gelmez. Malum sesler kulağımıza böyle renkler gibi, renklerin gözlerimize geldiği gibi kulaklarımıza böyle tonlar halinde geliyor. Çok baskılı gelir, tiz sesler baskılı gelir kulaklarımıza. Evet. Halbuki Kur'an'ı okşayıcı, yumuşak okumamız lazım, yumuşak iletmemiz lazım. Peygamberimizin tavsiyesi de öyle olmuştur. Evet. Çeşitli beyanlarıyla öyle olmuştur. İnşallah onu o şekilde... İnşallah hocam. Burada biraz heyecanlıydınız tabii haklı olarak. Size evet. hak veriyorum yani. Kim olsa sizin yerinizde aynen. o heyecanı duyar. Bir de bu heyecan neticesi olarak yine... ''Methelüllezîne tehezû min dûnillâh'' diye geçici olarak vakfettiniz. Evet hocam. Orada nefesim, yine heyecana bağlı. Heyecandan nefesim yetmedi. Evliya da vakfetmek lazım. Cümle orada bitiyor. Evet. Methelüllezîne tehezû min dûnillâhi evliya. Sonra aslında işte geriden alarak falan. Ankebut'a kadar gelebiliyorum ama hocam işte buranın evet, gelmek heyecanı, lazım. Heyecanından dolayı. Gelmek lazım. Güzeldi, başarılar diliyorum. Ben de size 90 veriyorum. 90 puan. Efendim Hafız Osman Küçük hocalarımdan toplamda 278 puan aldı. Bir kez daha kendilerini alkışlıyoruz ve uğurluyoruz efendim. Tebrik ederiz, buyurun. Evet, bu akşamın son bülbülünü dinledik.